Evet arkadaşlar, bugün Ilgaz'da İstanbul yolu üzerinde İsmail abimizin meyve bahçesinin budamasını yapacağız. Yıllardır budama yapılmamış, görüyorsunuz çok yabanileşmiş meyve bahçesi burası. Elma, armut, kiraz, bunların budamalarını yapacağız. Bu budamaları yapmadan önce biz bütün arkadaşlara ısrarla söylüyoruz, diyoruz ki bir bahçede çalıştığınız zaman o çalıştığınız bahçenizde kullandığınız malzemeleri mutlaka yeni bir bahçeye gelmeden dezenfekte etmeniz gerekiyor. Neyle dezenfekte ediyoruz? Çamaşır suyuyla. Biraz yaklaştıralım şöyle. Bakın bir önceki bahçedeki şeyleri görüyorsunuz. Bunlar bakteriyel hastalıklara sebebiyet verir. Rahatsızlandırır. Bir bahçeden bir başka bahçeye geçmeden bunları temizliyoruz arkadaşlar. Bütün malzemelerimizi temizliyoruz. Ha, ne oldu? Yayı mı koptu? Evet. Böyle. Tabii bir kazamız oldu. Bunları çamaşır suyuyla dezenfekte edip, donmuş herhalde, dezenfekte ediyoruz bu fısfısla. Bunları temizliyoruz. Çamaşır suyuyla böyle biraz yoğun olacak ama artık yapacak bir şey yok. Bunları bu şekilde ıslatıyoruz. Fısfısımızın ucu kırıldı. Gece donda kalmış herhalde. Bakın bu da yüksek dal kesme makasımızdı. Bunların hepsini bu şekilde fısfıslayarak temizliyoruz, dezenfekte ediyoruz testerelerimizi de. Tamam mı? Bu şekilde bu bakteriyel hastalıkların efendim önlenmesi için bunları da bu şekilde şimdilik böyle yapalım ki buna yeni bir şey alacağız artık. Fısfısa ucu alacağız. Bakın ne hale geldi, görüyorsunuz değil mi? Bunları temizleyeceğiz şimdi biz. Dezenfekte edeceğiz. Evet. Ondan sonra her bir bahçedeki hastalığı bir başka bahçeye geçirmemeye gayret ediyoruz. Buna arkadaşlarımız ısrarla dikkat etsinler. Herkese kolay gelsin diyoruz. Daha sonra da budama işlerimizi yapacağız. Bu şarjlı budama makasımız. Bu da uzun dal kesme makasımız. Bu da kalın dal kesme makasımız. Bakın görüyorsunuz. Kapatabilirsin abi. Teşekkür ederim.